Kurtuluştayız, PKK kantonlarına giden CHP tırları. Haberi okuduğumda şaşırdım. İyi cesaret doğrusu. Devletin yola çıkardığı tırların önüne kesen CHP, PKK kantonlarına kendi yardım tırlarını göndermiş. Habere göre CHP'nin Ataşehir Belediyesi'nin yola çıkardığı tırlar, PKK'nın Suriye'deki kantonlarına ve Sincar'a ulaşmış. CHP'li vekiller Veli Ağbaba, Mahmut Tanal ve Hüseyin Aygün'ün içinde olduğu heyet, tırları sağ salim PKK'ya teslim etmeyi başarmış. Tırların üzerinde yazılı afişlerden en üsttekinde Ataşehir Belediyesi imzası bulunuyor. Alttaki afişte ise Ataşehir'den Şengal ve Rojava'ya dayanışma yazıyor. Rojava dedikleri yer terör örgütü PKK-PYD'nin silah zoruyla gasp ettiği Suriye'nin kuzeyi. Şengal ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yakın zaman önce bombaladığı PKK'nın Irak'taki ikinci kandili olarak değerlendirilen Sincar bölgesi. Türkiye bir süre önce hem Suriye'nin kuzeyindeki Karaçok bölgesini hem de Sincar'ı bombalamıştı. Nedeni ise PKK'nın bu yerleri Türkiye'ye yönelik saldırılarda karargah olarak kullanılmasıydı. Rojava adıyla anılan Suriye'nin kuzeyindeki bölgede yaşayan Kürtlerin o bölgeden çıkarılması ise çok oldu. İç savaşın başladığı günlerde 250 bin Kürt, PKK'nın sosyopolitik soykırım dayatması karşısında canlarını kurtarmak için soluğu Irak'ın kuzeyinde aldı. Kürtlerin büyük bir kesimi de Türkiye'ye sığındı. Geride kalan Kürtler ise PKK'nın elinde rehin. Tıpkı DAEŞ'ın işgal ettiği bölgelerdeki insanlar gibi esir tutuluyor. PKK, PYD savaşçılarının büyük kesimi DAEŞ militanları gibi Avrupa'dan devşirilmiş. Bir kısmı PKK'nın Türkiye'den kandırdığı, Kandil'de eğitip buraya gönderdiği terörist ve militanlardan oluşuyor. PKK'ya katılan Suriyeli Kürtlerin sayısı ise çok az. Bunlar PKK-PYD'nin zorunlu askerlik uygulaması ile yani baskı ve zorla silah altına alınmış militanlar. Batı sistemi PKK-PYD terör örgütünü Suriye'nin kuzeyinde güçlendirerek Türkiye'nin güney sınırlarında bir terör devleti kurmaya hazırlanıyor. Bu yapılanma ister devlet niteliği kazansın isterse mevcut kanton niteliğiyle devam etsin, Rojava adı verilen bu bölge Türkiye Cumhuriyeti'ne dönük büyük bir saldırı karargahı veya ileri karakol işlevi görmesi amacıyla oluşturuldu. Pentagon'un kontrolündeki bu terör bölgesi doğrudan Türkiye'nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini hedef almaktadır. Türkiye'nin bekasını tehdit eden bu terör bölgesine CHP'nin yardım tırları göndermesi nereden bakılırsa bakılsın büyük bir skandal. Görüntüde CHP'nin insani yardım tırları ama aslında Pentagon'un devleti içeriden çökertme projesinin bir parçası. CHP'nin siyasi misyonu uzun süredir Amerika'nın güney sınırlarımızda oluşturmaya çalıştığı terör kuşağıyla eşgüdüm halinde. CHP, devleti içeriden meşgul etmekle, oyalamakla görevli. FETÖ ve PKK'nın nefesinin yetmediği yerde CHP'yi öne çıkarıyorlar. Devletin Orta Doğu'daki gelişmeleri, sınırlarımızdaki terör devletine müdahil olmasını engellemek için CHP ve HDP'yi devreye sokuyorlar. CHP'nin PKK kantonlarına tır göndermesi, aslında Türkiye'den Suriye'nin kuzeyine yol açma, kanal oluşturma planının bir parçası. Türkiye'nin desteği ve kabulü olmadan PKK, PYD'nin Suriye'nin kuzeyinde soluk alması imkansızdır. Türkiye karşı çıkarsa PKK, PYD'nin ayakta kalması zorlaşır. Pentagon Türkiye'yi ikna edemezse terör devleti planı suya düşer. Bu yüzden CHP'yi kullanarak Türkiye'yi Rojava'ya alıştırmaya çalışıyorlar. Devletin bu meseleye yaklaşımı nedir veya ne olur? Bunu anlamak için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün Amerika'ya seslendiği şu sert sözlerine bakmak yeterli. Suriye'de seçtiğiniz terör örgütüyle nasıl bir geleceğiniz olur bilmiyorum ama bizimle bir geleceğiniz olmayacağını bilmelisiniz. Şunu tüm dünya bilmelidir. Suriye'nin kuzeyinde sınırlarımızda bir terör devleti kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bunlara destek verenler de bu gerçeği göreceklerdir. Kurtuluştayız. Akşam